Sen niye geldin buraya? Bu kepazeliği bitirmeye geldik. Nerede Zeynep? Gelinle damat nerede Ekrem Bey? Bilmem Sayın Savcım. Az önce buralarda bir yerdeydiler ama. Çağırın gelsinler o zaman hemen. Ferdi. Hadi koş hemen haber ver Volkan Bey'e. Ekrem Bey, odaya çıktılar onlar şimdi. Nasıl olacak? Odaya mı çıktılar? Düğün devam ederken mi? Genç bunlar Sayın Savcım. İçkiye dayanamıyorlar ki. Bizimki de iki tane içince... Ha, herhalde kendine gelebilmesi için annesi Volkan'ı odasına göndermiştir. Ne yaptınız Zeynep'e? Elif Hanım, bir durun isterseniz. Tamam. Gelin gelsin o zaman. Zaten ben de onunla konuşacağım. Öldü işte pislik. Mehmet seni yaşatmazlar. Yaşatmasınlar abla. Sen yaşa. Sen doktor ol, oku. O yeter bana. Nasıl yeter Mehmet? Seni polise bile vermezler. Kendileri öldürürler. Kaç. Kaç Mehmet. Abla seni bırakamam. Mehmet bana hiçbir şey yapamazlar. Kaç ablacığım. Ha abla. Mehmet çabuk ol. Hadi ablacığım. Memnun Bey, gerçekten sizin gelmenize gerek yoktu. Ben kızı alır getirirdim size. Abla geldiler. Mehmet yürü, çabuk. Ablacığım. Çabuk yürü. Yürü, yürü. Abla kendine dikkat et. Zeynep. Geldim canım, buradayım. Oğlum hadi açın kapıyı. Elif Hanım zaten ortalığı ayağa kaldırmış. Savcı Bey Zeynep'le konuşmak istiyormuş. Zeynep, aç kapıyı güzelim, hadi. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapamayacaksın ya. Sen? Kardeşini bitirdim. Oğlum, hadi açın kapıyı ama artık. Aç şu kapıyı Zeynep. Görecek gün. Volkan sus. Volkan sus, ne olursun Volkan. Ne olursun Volkan, acı kardeşim, ne olur. Ne olur Volkan. O sadece beni korumak istedi Volkan, ne olur. Ne olur. Kardeşim kurtarmak bir söz. Senin elinde. Kardeşin hayatını yitiririm. Yazık. Ne diyorsun? Babamın yüzünü takmışsın ama... temsil ettiği hiçbir şeyi anlamamışsın. Şu hale bak. Bu halin sorumlusu sensin Emir. Bir kadının lafıyla savcıyı, polisi bu evin çatısı altına soktun. Sen soktun sen. Senin bitmek bilmez karanlığın, öfken. Şu kurduğun nefret dolu aile müsveddesinin... Emir! Sakın! Abi. Tamam. Lütfen. Zeynep. Zeynep. Savcı Bey aşağıda seni bekliyor. Hiç korkma, tamam mı? Gel.
Şimdi her şeyi bütün açıklığıyla korkmadan anlatacaksın, tamam mı? Biz de seni ve aileni bu evden götüreceğiz. Zeynep. Değişen hiçbir şey yok, biliyorsun değil mi? Benden. Söyledim size. Volkan'ı seviyorum. Ben isteyerek evlendim. Zeynep. Yapma. Neden böyle söylediğini biliyorum. Ama inan bana, yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Kararımı verdim ben. Ya doğru söylüyorum. Ben Volkan'ı seviyorum. Neden ağlıyorsun o zaman? Herkes üstüme geliyor çünkü. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. En iyisi adliyeye gidelim. Orada devam ederiz. Savcı Bey. Zeynep kızım gerekeni söyledi diye düşünüyorum. Ekrem Bey, Zeynep'i de ailesini de alın ve gelin. Ben dışarıda bekliyorum. Delireceğim, Allah'ım yardım et. Oğlum sen kan revan içindesin. Bu çocuk neredeyse öldürüyormuş seni. Anne, sakin ol, ne olur sakin ol. Sakin olamam Volkan. Ben seni gözümden sakınıyorum oğlum. Şu çocuğun sana yaptıklarına bak. Anne. Anne deme bana Volkan. Anne deme bana. Benim bir tanecik evladım var. Bak, savcı da polis de aşağıda. Gideceğiz, şikayetçi olacağız şimdi. Anne, kimseyi şikayet etmeyeceğiz, saçmalama. Gideceğiz Volkan. O çocuğu içeri attıracağım. İçeri attırmakla da kalmayacağım. Bu kanın hesabını ödeyecek. O da, ablası da. Anne. Gider tek kelime edersen yemin ederim bir daha yüzüm göremez. Oğlum, o kız için değer mi? Zeynep için değer anne. Sen Zeynep'i benden alırsan... Kimseye kalmaz. Ben öldürürüm kendimi. Baban arıyor. Ekrem. Macide, yukarıda ne oldu da bu kızı ağız değiştirdin? Ekrem, kimseyi yukarı bırakma, olur mu? Yahu bırakması mı kaldı? Savcı taktı herkesi peşine. Cümbür cemaat adliyeye gidiyoruz. Adliyeye mi gidiyorsunuz? Ekrem, bu kızın kardeşi Volkan'ı bıçaklamış, kaçmış, gitmiş. Ne bıçaklaması Macide? Ne diyorsun sen? İyi Volkan'ıyım, merak etme. Bir şey yok. Ben şimdi doktor falan halledeceğim hepsini. Kız bir şey söylemeyecek. Tamam. Macide. Of. İyi misin canım? Vallahi Zeynep isteyerek, hatta eşinden etkilenerek evlendiğini anlattı bize. Doktorum da görüştü. Kızımızın kararı kesin. Annesinin izni de geçerli. Yani nikah iptali gibi bir durum söz konusu değil. Zeynep, ne olur yapma. Zeynep, söylediğim gibi istediğin zaman buraya gelip benimle de doktor hanımla da görüşebilirsin. Teşekkür ederim. Ekrem Bey, oğlumdan bir haber var mı? Bakıyoruz Kerim Hanım, bakıyoruz. Bir sıkıntın var? Yok. Çocuğun hep yaptığı şey. Gidiyor, saklanıyor bir yerlere, bir türlü çıkmıyor. Zeynep. Söyledim size. Elif Hoca da ondan etkilendi. Mehmet benim evlenmemi hiç istemiyordu. O yüzden söyledikleri gibi kaçmıştır, saklanmıştır bir yere. Peki. Ekrem Bey. Zeynep sizinle gelebilir. Teşekkür ederim savcım. Gerçi düğünümüzü darmadağın ettiği için öğretmen hanımı dava etsek yeridir ama... büyüklük bizde kalsın, değil mi? Kızım, hadi. Zeynep bak, neden böyle düşündüğünü biliyorum ama... Hocam, ben Volkan'la mutluyum. Bak, düşündüğün gibi değil. Aşılamayacak bir şey hiç değil. Gidelim mi? Tabii, gidelim. Hani doktor Zeynep Aydan olacaktın sen? Vaz mı geçeceksin? Elif. Zeynep. Volkan. Nasıl oldun oğlum, iyi misin? Anne. Döndü mü Zeynep? Yok oğlum, dönmedi daha. Anne, ara babamı, dönsün. Oğlum baban ne yapsın? Geliyorlar işte, bekle. Anne. Volkan. Bak yapma böyle. O kız senin öyle kafanda büyüttüğün gibi biri değil. Bana yardım et. Oğlum.
Allah bana yardım. Anne ben Zeynep olmadan yaşayamam, bana yardım. Oğlum tamam dur, yaran kanayacak dur. Zeynep benim ruhuma işledi, anne bana yardım et. Biri beni sevsin istiyorum. Oğlum ben seni çok seviyorum. Ben seni canımdan çok seviyorum. Yapma böyle. Zeynep beni sevsin istiyorum. Beni çok sevsin istiyorum anne. Sana söz veriyorum Volkan. Zeynep seni sevecek. Seni çok sevecek. Ben seni de kaybetmeye dayanamam. Tamam oğlum. Sürme. Tamam hadi. Geç kaldık. Hayatın sonu zannediyor. Onunla evlendi diye... Volkan ona dokundu diye... her şey bitti sanıyor. Böyle düşünmesi normal değil mi? Normal mi? Yani tabii ki de hayatının sonu değil. Ama sonuçta ne olursa olsun Volkan'ın... Malı yani. Ben öyle mi dedim? Malı mı dedim? Kız Volkan'ın eşi olduğu için artık okula dönemeyeceğini düşündü. Haklı da. Haklı mı? Haklı tabii. Tamam, okula geri dönemeyebilir. Ama açık lise okuyup üniversiteyi kazanabilir. Ya da nikahın iptali için bir şans olabilir. Ama senin dediğin gibi illa bütün hayallerinden, ideallerinden vazgeçmek zorunda değil. Ben hayallerinden vazgeçsin mi diyorum? Sadece kızın durumunu anlamaya çalış diyorum. Haklı da diyorsun. Normal de diyorsun. Tabii. Kırsın dizini. Kocasının dibinde otursun. Bak bu kız bu yaşına kadar buranın gerçekleriyle büyüdü. Beni yanlış anlama ama... gelip de 3 günde o gerçekleri değiştiremezsin. Ne yapacağız o zaman? Susup oturacak mıyız? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Zeynep yine okuyabilir. İstediği gibi doktor olabilir. O evde ne olacak biliyor musun? Bugün olmazsa yarın. Zeynep'in ölümüne neden olacak. Yüzlerce kadın böyle gitmedi mi ölüme? Elif niye ben Zeynep'i ölüme gönderelim diyormuşum gibi davranıyorsun? Çarpıtma. Söylediklerinden bu anlam çıkıyor. Ama yok. Zeynep bu sığ düşüncelere dersini verecek. Asıl sığlık ne biliyor musun sen? Tek başına, tek bir dokunuşla her şeyi değiştirebileceğini zannetmek. Bu resmen hayalcilik. Ben bu gerçekleri kabul edeceğime hayalci olurum dahi. Senin gibi bunlar yavaş yavaş değişir diyecek halim yok. İyi. Hadi git değiştir. Gideceğim. Yapacağım son şey de olsa Zeynep'i onların elinden kurtaracağım. Nasıl Volkan? İyi. Volkan iyi. Merak etme. Al gelinini. Götür odasına. Tamam anne, ağlama sen de artık. Kerime yeter. Ben artık sizin sesinizi duymak istemiyorum. Şükran. Efendim Macide Hanım. Al bunları. Aşağıda bir odaya yerleştir. Attıkları her adımdan haberin olacak. Tamam. Yalvarıyorum sana Macide Hanım. Allah'ını seviyorsan bir dinle. Oğlum ortada yok. Dua et, bir sürede olmasın. Benim elime düşmesin o. Hadi takip edin beni. Hadi. Gir içeri. Anlamadım. Temizleneceksin. Bütün geçmişinden arınacaksın. Sonra Volkan'ı sevmeyeceksin. Tapacaksın. Hadi gir içeri şimdi. Çıkarız. Yapma, ne olur yapma. Çıkar dedim sana. Yapma, ne olur yalvarırım yapma. Yapmayın. Yapmayın ne olur. Thank you.
İyi bunu. Bundan sonra benim oğlumu bırak bir damla kanını, gözyaşını akıtırsan, onu üzmeyi bırak, canını sıkarsan, suratını asmayı bırak, yüzünde bir gölge dahi görürsem seni mahvederim. Seveceksin Volkan'ı, itaat edeceksin. Yoksa senin o katil ruh kardeşini içeri attırmakla kalmam, onu orada yok ederim. Sonra seni de, o sümsük anneni de, ucuz ablanı da ezer geçerim. Anladın mı beni? Anladın mı dedim? Gençliğimi geçirdiğim o evde bugün polisle, savcıyla gencecik bir kızın hayatını kurtarmaya çalıştım. Gitmiyor gözümün önünden Zahit Baba o evin hali. Kirlenmiş bir beton yığınından başka geriye bir şey kalmamış. Senin de görmene vesile lazımmış. Hoş. Ev yapı dediğin nedir ki? Kolay temizlenir. Zor olan temizlik başka. Babamın yüzüğü parmağındaydı. İşte o eliyle aldı götürdü masum kızı adliyeden, hiç utanmadan. Zeynep'i almaya çalıştıkları liseyi babam yaptırdı. Annem bütün hayatı boyunca bundan kaç sene önce hem de bu kızlar okusun diye uğraşmış. Ferasetli Hanım nur içinde yatsın. Oradan buraya getirdikleri hal bu işte. Ailemin mirasını, ismini yerle bir ettiler. Sakin ol Emir, sakin. Nasıl sakin olayım Zahit Baba? Nasıl sakin olayım? Sen söyle bana, yetmedi mi? Yetti. Ama kötülükle yüzleşmek, kendini edebini kaybetmeden karanlığı yenmek de senin sınavınmış oğlum. Ne oldu orada? Hayırdır? Bahçeye biri mi girdi? Karadut gel. Nereye? Nevzat'a söyle gözü açık olsun. Tamam, merak etme. Böyle durmuş. Zeyn'i ve Volkan'la mı geleceğe mahkum olmadığına nasıl ikna ederim diye düşünüyorum. Önce ilk anda ne düşünürse düşünsün hissettiklerinin normal ama yanlış olduğunu anlatacağız. Yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Bunu da aşabileceğini, yeniden eğitimine devam edebileceğini anlatacağız. Doğru olanın da, olması gerekenin de bu olduğunu söyleyeceğiz. Bu yaşananlara üzülmekte, içlenmekte, hatta vazgeçmeye kalkmakta bile haklısın diyeceğiz. Senin hiç ama hiçbir suçun yok diyeceğiz.
Hakikaten karanlık bir gece. Ama biliyorsun bu gecenin bir de sabahı olacak. Güneş elbette ki doğacak. Bir yolunu bulacağız. Zeynep'i bırakmayacağız. Bırakmayacağım. Hadi şimdi bağır. Sen de herkes gibi düşünüyorsun diye. Hı? Hadi söyle de gerçekten düzeldiğine inanayım. Nasıl oldun oğlum, iyi misin? Zeynep nerede? Burada oğlum Zeynep, burada. Şükran'a söyleyeyim kahvaltını hazırlasın senin. Anne Zeynep. Gelecek şimdi, merak etme. Gir içeri. Kendine gel. Volkan'ın kahvaltısına yardım edeceksin. Böyle asık suratında değil, gülümseyerek tatlı tatlı. Duyamadım cevabını. Tamam, tamam. Kardeşi. Kardeşini düşünüyorsan önce Volkan'a bakacaksın. Yürü. Hava almak için dışarı çıkmış, biraz da üşümüş. Şimdi toparlanacak, yanına gelecek. Değil mi? Hadi. Tamam Zahit baba, tamam. Elif hadi. Ben burada Zeynep'i bekleyeceğim. Eve gidelim, doğru düzgün bir şeyler yiyelim. Hem neler yapabileceğimizi konuşuruz. Zeynep'in lise durumu. Evlendiği için. Liseden kaydı düşüyor. Açık lise ya da mesleki açık öğretim alınıyor kaydı. Üniversite için de açık liseyi bitirecek, ondan sonra sınava girecek. Evet öyle Emir, ama bunlar son seçenek. Eğer tehditle evlendirildiğini ispat edersek nikah iptal ettirip okula dönebilir. Yeter ki Zeynep'i ikna edelim. Umarım dediğin gibi ilerleriz. Ama sonuç istediğimiz gibi gitmezse bütün alternatifler önümüzde olmalı. Hadi. Kim bilir Zeynep ne halde şu an? Ne bileyim, bahçeye çıkar belki görürüm. Yanında olduğumu bilsin. İşler çığırından çıkmadı mı Elif? Hadi. Ben başımın çaresine bakarım. Tamam peki. Önce eve gideyim, oradan da okula gideceğim. Emin misin? Selam. Hadi canım Şükrancığım, sen onu bırakıver de bana bir kahve hazırla, ha? Koyu olsun ama. Bütün gece uyuyamadım. Annemin oğlum yok diye ağlamasından, çarpıntısından. Ay yazık ya. Kahvenin yanında başka bir şey ister misiniz Gülendam Hanımcığım? Yok canım. Çok sağ ol. Daha sonra ben bizimkilerle kahvaltıya katılacağım. Sizinkiler de Macide Hanımlar oluyor herhalde. Evet. Ne güzel. Ay Allah'ım. Al sana kahve. Ne yapıyorsun sen be? Sana yerini hatırlatıyorum, yerini. Kendine gel, haddini bil. Bana bak hayatım. Ben yerimi gayet iyi biliyorum. Ben Volkan Bey'in baldızıyım ve biz de senin patronun olan Baykaralar'ın dünürüyüz. Hayatım hayatım, ben seni ne yaparım biliyor musun? Sen bana ne yapabilirsin ki, ben senden mi korkacağım? Bana bak çocuk, kim bırak bir yuvak. Bırak kızım. Bana bak. Alır mısın bir ayağımı alsın? Sen mi alırsın? Saçını başını. Yuvarım ben. Hizmetçi parçası. Anne. Bana edepsiz kızım. Çekil. Bana bak yerime. Bu edepsiz kızına haddini bildir. Sahip çık. Anne. Beni ben Macide Hanımlara şikayet edeceğim. Et bakayım. Ne olduğunu göreceksin. Bak oraya tekrar atıyorum. Bu kızım bir bırak ya. Aa. Ne oluyor burada? Ne bu bağırış çağırış? Macide Hanım, sizin bu dünürleriniz bana hakaret etti. Ben hayatımda böyle şey duymadım. Dünür mü? Ne dünürü? Ne oldu? Ha? Dilim papuç kadardı, böyle car 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 ötüyordun. Anlatsana. Macide Hanımcığım şimdi şu... Ben yokken Şükran ne derse o. Ama bu Şükran. Volkan'ın kahvaltısını hazırlayıver, odasına çıkar. Hemen Macide Hanım. Ver onu bana.
işte dönmüş yine. Emir de bununla sabaha kadar nöbet tutmuş herhalde. Beni yenebileceğini zannediyor ya. Aklınca yeni bir cephe buldu beyefendi. E söyle, göndersinler hemen. Kadın dışarıda, yolda, kapının önünde. Göndereceksin de ne olacak böyle? Ver de git bak bakayım ne diyor. Öğretmeni buradan büsbütün göndermeden bize rahat yok. Nasıl göndereceksin peki? Önce kızla bağını koparmak gerek de. Nasıl? Macide, sen kızı giydirip aşağı getirsene. Zeynep'le milliyetime şikayete gideceğiz. Bakalım mesleği tehlikeye girince öğretmenin gözü Zeynep meynep görüyor mu? Bakalım sen giy bunları. Al. Hadi bakalım. Ne oluyor? Babamın aklında hep bu kızı göndermek vardı. Oğlum ben sana bu düğün olsun, baban da sana arka çıkacak demedim mi? Şimdi olay büyüdü zaten. Emir girdi devreye, bu öğretmen geldi. Babam bizi alt ettiler, dedirtir mi hiç? Olay şeref meselesi artık. Kızın soyadı Baykara. Baban kimseye pabuç bırakmaz, sen merak etme. Kızın soyadı Baykara da... Kendi değil diyorsun. Ama bunu ne öğretmen biliyor ne baban. Kimse de bilmeyecek. Ne Zeynep gidip söylerse? Evliliklerle kağıt üstünde aramızda hiçbir şey olmadı derse? Diyemez. Yuları bizde artık. Bakalım. Ne işin var senin burada? Ben Volkan Bey'e bakmaya gelmiştim de nasıl oldular diye. Bakma. Yasak sana bu katlar. İn aşağı hadi. Hadi. Peki bu kuzeydeki arsaların izni ne durumda? Hayır hayır, beklemesin. Başkanla görüşün, bir an önce halledin o işi. Bir de sana bunların Azerbaycan'daki işleriyle ilgili bir dosya atıyorum. Hemen araştırın, bana haber verin. Bakma öyle Zahit Baba. Sabır da bir yere kadar. Dört koldan üstlerine gideceğim diyorsun. Diyorsun da... Nişancının mahareti çok atmakta değil, attığını vurmakta. Hiçbiri hesapsız değil. Biliyorsun ben boşa atmam. Benden bir isteğiniz var mı Emir Bey? Eve girene çıkana dikkat ediyorsun değil mi Nevzat? Biliyorsun bu aralar gündemimiz yoğun. Ev sana emanet. Tabii Emir Bey, ne demek? Hava buz gibi ama evvelallah bahçeden kuş uçurtmam. Elif Hoca sadece bana yardım etmek istedi. Onu şikayet edemem ben. Evet. Makamınızı da ziyaret etmek isterim. Ailem için mühim bir konu. Dışarıda beklesen olacak ki? Ha? Konuşmam, tamam, hiç konuşmam. Hiç konuşmam, vazgeçer gider. Beni kışkırttı diyeceksin. Hem aileme karşı hem eşimin ailesine karşı beni doldurdu diyeceksin. Rızam olmadan iki kez beni kaçırdı. Sonra gidip savcıya yalanlar söyledi. Hep birlikte gelip düğünü bastılar diyeceksin. Yapamam. Yapamam, beni öldürün daha iyi. Ben Elif Hoca'yı şikayet edemem. Edeceksin. Yürü. Öğretmeni içeri gönder.
Zeynep'i görmek istiyordum. Gir gör. Yine nasıl bir oyun oynuyorsunuz siz? Korkuyorsan senin bileceğin iş hocam. Ben buradayım. Daha hiçbir şey bitmedi. Çok özür dilerim hocam. Beni affedin. Affedecek bir şey yok. Bak dinle. Seni anlıyorum. Ama hiçbiri senin suçun değil. Dün ne kadar masumsan bugün de öylesin. Hadi yarsın. Nereye götürüyorsunuz Zeynep'i? Bin kızım. Nereye dedim? Hop! Bayan. Bırak. Bayan, sakin ol. Bak arazi büyük. Sen biraz gez. Takıl burada istersen. Elif Hanım. Kerim Hanım. Zeynep'i nereye götürdüler biliyor musun? Bilmiyorum. Ama Macide Hanım geri getirecek dedi. Benim derdim başka. Zeynep en azından sağ, gözümüzün önünde. Mehmet kayıp. Ekrem Bey aratıyorum dedi ama çok korkuyorum. Yani hani böyle arada bir kızar bize gider ama Zeynep'e de bana da kıyamaz. 3-5 saat dolaşır gelirdi. Hiç haber almadın değil mi? Hayır alamadım. Ay, izin vermiyorlar ki polise gideyim. Sorayım oğlumu. Peki Zeynep'e sordun mu neden fikrini değiştirdin diye? Soracak zaman kalmadı ki. Mehmet'i sorabildin mi ona? Sordum. Anne dedi. Durdu. Öyle sustu kaldı. Ama korkuyor gibi değildi, değil mi? Kardeşine bir şey olur diye. Sanki yerini biliyor gibi. Kerime, ne yapıyorsun orada? Ya Macide Hanım görse öldürecek seni. Konuşma şununla. Siz... Ya haydi canım, haydi, haydi. Allah'ım. Ay bir de ben ders almayayım sizden. Mersi canım, benim karnım tok, sağ olun. Hadi. Hadi, hadi. Kerime Hanım, söylediklerine ilgileneceğim. Çok teşekkür ederim. Ben sana gir deliğine, bir daha da çıkma demedim mi? Macide Hanım, sizin karşınızda korkak Zeynep yok. Bana böyle davranamazsınız. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle öyle? Ah, ben her şeyi duydum. Dün gece Zeynep o odaya nasıl girdiyse aynı öyle geri çıkmış. Saçma sapan konuşma. Bir an evvel bizi üst kata aldırın. Alt katta hizmetçilerle beraber kalmak istemiyoruz. Bana bak. Aa, bir de kardeşimi de bir an evvel bulduruverin lütfen. Annem yazık kahroldu kadıncağız. Siz ikiniz de rahat durmayacaksınız değil mi? Annen de bulmuş o öğretmeni konuşuyordu yine. Bize bu evde iyi davranılmazsa durmayacağız, evet. E o zaman gönderelim sizi bu evden Gülenden. Hı? Efendim? Sen o küçücük aklınla beni tehdit edebileceğini mi sanıyorsun? Aa yok. Ben sadece diyorum ki... Elif öğretmen Zeynep'in... sizin o psikopat oğlunuzun yalnızca kağıt üzerinde karısı olduğunu öğrenirse... ne yapar onu bir düşünün diyorum. Sana akıllısın diyoruz ama sen ısrarla aptallık edeceğim diye tutturuyorsun. Aptalların sonu ne olur biliyor musun Gülenden? Şükran! Yani mesele düşündüğümüz gibi Zeynep'in Volkan'la evlenmesinden dolayı hissettikleri değil. Emir, bunlar Mehmet'i ellerinde tutuyorlar. Zeynep'i de tehdit ediyorlar eğer konuşursan bir daha göremezsin onu diye. Ondan emin değilim ama bu işin çözümünün Mehmet'te olduğundan eminim. Fatma abla! Nevzat nerede? Aşağıymıştı ama. Hayırdır, ne oldu? Ona söyleyin buraya gelsin. Şunların evi, iş yeri, depo falan ne varsa bir kolaçan etsin. Zeynep'in kardeşi Mehmet ortada yok. Sen bana bırak. Nevzat'la hallolacak iş değil o.
Ortalık ayağa kalkmadan ben hallettiririm. İyi, sen öyle diyorsan. Ben de mahalleye bakacağım, belki oradadır. Sen benimle geliyor musun? Yok, ben bir üstüm başımı değiştireyim, oradan da okula giderim. Yine beni atlatıp dönmeyeceksin yani. Yok canım, öyle bir şey. Yani şimdilik. Zaten Ekrem Baykar'a Zeynep alıp gitti. Şu adama Baykar'a deme. Benim Zeynep'le konuşmanın bir yolunu bulmam lazım. Tamam, hadi. Zeynep bana karşı o kadar mahcuptu ki. Benden af diledi, biliyor musun? Senin cesaretin karşısında mahkum edildiği korkaklıktan utanmıştır. Macide Hanım, Allah'ını seversen bak biz nereye gideriz? Evimiz yok, barkımız yok. Ferdi, şu arka mahalledeki tek göz odalı ev var ya, oraya götür bunları. Tamam Macide Hanım. Siz bunu bize yapamazsınız. Giderken de bir iki erzak al Ferdi. Hadi defolun şimdi. Zeynep'ime bile haber veremedik daha. Zeynep artık bu evin gelini. Ben ne zaman istersem o zaman görürsünüz. Sen de eğer bir daha ağzını açarsan, bir yanlış daha yaparsan o evi de alırım sizden. Sokakta açlıktan ölürsünüz. Yavaş yavaş. Benim adımla Gülen Damsa, ben sana bunu ödetirim Macide çatısı. Bu evde olup bitenleri bilmesi bizim için daha kötü Şükran. Bu kızın ağzı durmaz. Fida. Bir bakar mısın? Hocam lütfen. Yardımına ihtiyacım var. Ne yaparsanız yapın ama beni karıştırmayın hocam. Lütfen. Oturabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum size. Yüzler asık. Kaşlar çatık. Gözlerde bir karanlık. Arkadaşınız için kızgınsınız. Üzgünsünüz. Onun için başka bir şey hayal etmişsiniz. Ama ben size bakınca ne görüyorum biliyor musunuz? Umursadığınızı. Bir şeyleri değiştirmek istediğinizi. Yanlışa isyan ettiğinizi. Pes etmeyeceğinizi. Hocam böyle gazlayarak mı geçiştireceksiniz bu durumu? Hayır. Ha, bir şey yapacaksınız yani yine. Öyle mi? Ben ne kadar anlatsam da öfkenizden dolayı anlamayacaksınız. Ama daha hiçbir şey bitmedi. Eğer öfkenizi anlatmak istiyorsanız, bağırıp çağırmak istiyorsanız ben sizi dinlerim. Çünkü insan bazen sadece bağırmak ve çağırmak istiyor. Küfür serbest mi? Hayır. Türkçe çok zengin bir dil. Yani argo kullanmadan da kendinizi ifade edebilirsiniz. Evet. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Siz söyleyin, konuşun ki yeniden başlayabilelim. Hocam siz çok yanlış yaptınız ya. Vallahi bizi çağıracaktınız, biz de o düğünü dağıtacaktık. Neyi nasıl dağıtıyorsunuz ya? Sen sus. Zaten sana ultra uyuzum, kes sesini, otur oraya. Zeynep de şimdi bizimle olurdu bu çakma prensin yerine.
Arda, birbirinize değil, bana söyleyeceksiniz. Ne bu? Ya ne bu şimdi? Biz size söyleyeceğiz. Siz dinleyeceksiniz. Ne olacak hocam? Hocam siz zaten dinlemiyorsunuz. Dinliyor gibi yapıyorsunuz. Bu bana mı yoksa diğer yetişkinlere mi? Vallahi hocam, üstüne alınan herkese diyelim. Abi bunlar var ya. Bunlar derken? Yetişkinler dediniz ya işte. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, her şeye karışıyorlar. Aslında bir halt bildikleri yok. Bir de böyle akıl veriyorlar. Ona öyle yapma, bunu böyle yapma. Öyle yapma, şöyle yap. Kötü bir şey yapınca artık büyüdünüz. Doğruyu söyleyince de sen küçüksün, daha bilmiyorsun oluyor. Şey var bir de, çalış. Değil mi hocam, çalış. Dersine çalış, iyi biri olmaya çalış, saygılı olmaya çalış. Ben niye çalışıyorum ya? Biraz da siz çalışın. Fidan, sence başka nerede hata yapıyoruz? Korkutuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Boğuyorsunuz bizi ya. Bir salın. Çok kızdırıyorsunuz, zorluyorsunuz. Öğretiyorsunuz. Öğretmeyin abi bize bir şey. Bize bir şey öğretmeyin, boş yapmayın. Azarlıyorsunuz. Tamam, anladım. Belli ki bir sürü şey yanlış yapıyoruz. O zaman şöyle yapalım, bir karar alalım. Bunların hiçbirini bu sınıfta yapmayalım. Bunu bir sınıf sözleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Ama bütün bunlara siz de dahilsiniz. Ne dersiniz? Buyurun. Aman aman aman. Oturun çocuklar, oturun. Elif hocam biraz görüşelim. Ders bitince odanıza gelirim hocam. Şimdi gelirseniz mesele mühim. Dağılmayın sakın, geliyorum hemen. Zeynep Aydan. Tabii artık Zeynep Baykara hakkınızda şikayette bulunmuş. Milli Eğitim'de bunu değerlendirmiş ve soruşturma açılmasına uygun görmüş. Buyurun, yazınız burada. Yani özetli suçlamalar, kız kaçırma, evin önünde öğrencilerle eylem düzenleme, tehdit etme. Bayağı eşkıya yapmış bunlar beni. Size bu işten uzak durmanızı söylemiştim hocam. Bakın iş nasıl bir noktaya kadar geldi. İsterseniz dersten sonra odanıza geleyim, durumu değerlendirelim. Gerek yok. Zaten 2 gün sonra görevlendirilen müfettiş buraya gelecek. Ona vereceğiniz savunmayı hazırlayın yeter. Peki, hazırlarım. Durumun ciddiyetinde farkında olun lütfen. Eğer suçlamalar ispat edilirse meslekten men edilirsiniz hocam. Macide. Hah, çağır bana şu Kerime'yi. Ona soracaklarım var. Ben Kerime ile Gülendam'ı kovdum Ekrem. Arka mahalledeki eve gönderdim. Macide, her şey Arap saçına dönmüş. Sen niye kafana göre iş çeviriyorsun? Biri kapıları dinliyor, diğerini öğretmenle konuşurken yakaladım. Yani evin altına bomba koysak daha iyi. Of Macide, of! Hiç of deme bana Ekrem. Ben de ailemiz için uğraşıyorum senin gibi. Ne yapabilirim ki? Sen de zırlama. Annemler bir daha gelmeyecekler mi? Al. Hayır, gelmeyecekler. Çık yukarı odadan, hadi. Ya siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Öğretmenimi şikayet ettirdiniz. Kardeşim kayıp. Şükran. Ey Allah'ım, sen bana sabır ver. Macide, bir daha benden habersiz bir şey yapma. Oğlun söz konusu olunca fevrileşiyorsun, aklını kaybediyorsun. Bir tek oğlum için aklımı da kaybederim, canımı da. Bakın şuna, bakın şuna. Ne oldu, ne yaptınız kızcağıza? Heh, al, al sana uğraş işte. Şükran yardım et sen de, yemek falan yedirin. Kendine gelsin, sonra da kocasını yanına gönderin. Tamam Macide. Suyla kolonya getir Şükran. Of, of. Ay bunların da böyle bir de bayılmaları var. Bitmez Allah, bitmez. Ya biz sabahtan akşama kadar koşturuyoruz, bir of demeyiz. Bunlar Nazlı prenses. Ayıp Şükran, ayıp. Aa. Senin de yaşatı kızın var. Koruyacağına Macide'ye uyuyorsun. Estağfurullah Leyla Hanım. Ben vazifemi yapıyorum. Ha, su getireyim. Ne
Buyurun, yeni eviniz burası işte. Bu mu? Yeni eviniz burası. Bu ne be? Ahırda mı yaşayacağız biz? Ya kızım, sen salak mısın ya? Macide Hanım'la annemle niye ters köşeye düşüyorsun sen ya? Onlar benimle ters köşeye düştükleri için pişman olacaklar. Dikkat et de pişmanlıklarından ağlamasınlar. Ey Allah. Bunları da attım böyle yere. Çuval bunlar çünkü. Elif'ciğim. Ay ben seni tebrik etmek istiyorum. İki günde soruşturmaya girerek bir rekora imza attın. Ben rekorları severim Özlemciğim. Zamanında Levent'i de ben engelledim. Yoksa o da senin gibi atılıyordu okuldan. Daha okuldan atıldığım yok. Hayatım, bu arada bir şey sormak istiyorsan her zaman sorabilirsin. Olmadı Levent'i ararız. O çünkü daha hakim yönetmeliğe falan. Gerek yok. Ben çıkıyorum zaten. Aa, nereye? Soruşturmanın öznesi hala o evde tutsak. Ha, sen hala Zeynep peşindesin. Canım, o kız şikayetçi olmuş senden. Olsun. Canı sağ olsun. Elif'ciğim, bu neyin kafası? Öğretmen kafası. Sana da tavsiye ederim. Sen ne bakıyorsun? Bak, mal mal bakıyor hala ya. Ne bakıyorsun? Sana bakmıyorum. Salak mıyım ben? Kör müyüm? Gördüğüm anlamıyor muyum? Sana öyle gelmiş. Oğlum. Sen bize nasıl aldık Zeynep'i diye artistlik mi yapıyorsun? Hayır. Utan, utan. Birazcık utanman olsun. Senin yerine Zeynep'in gelmesi lazımdı bu okula. Ama nasıl olsa değil mi? Sen de nerede o yüz? Hepiniz Baykara familyasındansınız değil mi? Gel. Gel bir de üstüme yürü ya. Oğlum, siz kimsiniz ben sizden korkacağım? Kimsin ya sen? Esma. Benim kim olduğuma benden daha takıntılısın sanki. Bak, sen benim elimde kalırsın. Bak, dur. Ya yapma. Sen niye bütün hırsını bu çocuktan çıkarıyorsun ya? Fidan, sana ne oluyor kızım ya? Sen ne zamandan beri Baykaraları koruyorsun? Korumuyorum. Doğukan onlar gibi değil içten içe, ben biliyorum. Kızım, ben içten içe falan anlamam. Ben o evde yaşıyor olsaydım Zeynep'i 40 kere kaçırmıştım. Bana o evdeki kimseyi savunma Fidan. Ben sana demedim kızım ya. Senin durumun başka. Elif hocam, bir saniye. Merhaba. Biliyorum, yani belki bana kızgınsınız ama... Hiç bunların sırası değil şu anda Gülen'den. Biz senin kardeşini arıyoruz. Ondan bir haberiniz var mı? Hayır, annem de perişan oldu zaten, bir görseniz. Peki evde onunla ilgili bir şeyler duyabildin mi? Konuşuyorlardı aslında, ben de dinleyecektim. Ama sonra Macide cadısı kovdu bizi evden. Kovdu mu? Kovdu ya. Sonra bizi eski evimizin arka sokağında saçma sapan bir yere yerleştirdi. Ya bir görseniz, şahtlık şahbaz olduk. Zeynep'in yanında bile kalmanızı istemiyorlar. Neden korkuyorlar bu kadar? Mehmet'le alakalı değil. Ama ben dinledim. Biliyorum, eminim yani. Başka bir şey duydum. Zeynep, Volkan'ın yalnızca kağıt üzerinde karısıymış yani dün gece... Tamam, anladım Gülenda. Dün gece o odada olanlarla ilgili Volkan'ın duyması gereken suçluluğu ve utancı... yanlış yere Zeynep'in hissettiğini düşünmüştüm. Ama mesele orada yaşananlarla ilgili değilmiş. Değil. İyi, ben onu anlıyorum ama biz şimdi ne yapacağız hocam? Onu anlayamıyorum. Sen şimdi eve gideceksin. Biz de kardeşini bulup bu işi çözeceğiz. Tamam. De diyorum ki biz acaba Emir abinin yanına mı yerleşsek? Çünkü dün o öyle demişti. Bence sen anneni yalnız bırakma. Ben seni haberdar edeceğim. Hocam, aslında benim gerçekten ailemden başka hiçbir şey düşündüğüm yok. İyi ki böyle davrandın. Aferin sana. Bir şey mi oldu? Aa,
Fidan, benim seninle konuşmam lazım. Bana yardım edebileceğini düşünüyorum. Edemem hocam. Ben kimseye yardım edemem. Ne oluyor? Hocam, ben Zeynep'e gidip nasılsın diye bile soramadım. Ona gidip destek olamadım. Bunun başına neler geldi? Ben gidip de kimseye yapmayın diyemedim. Ben neden bu kadar... Bu kadar? Korkağım işte ben hocam. Ben de korkağım. Siz mi? Hocam, siz bir başınıza geldiğiniz ilk günden o kimselerin laf söylemeye cesaret edemediği baykaralara kafa tuttunuz. Ama ölmedim. Burada karşındayım. Hocam, siz Zeynep'i kurtarmak için mesleğinizi tehlikeye attınız. Ben bütün bunları korkumdan ölerek yaptım. Sahi mi? Cesaret korkmamak değil. Korkuna rağmen yürümek. Doğru bildiğini yapmak. Gerçekten öyle mi hocam? Evet. Şimdi sen de Zeynep için korkarak bir şey yapacaksın. Ben mi? Beni Zeynep'le görüştürebilir misin? Ona yardım edebilmem ve onu kurtarabilmem için onunla görüşmem lazım. Zeynep için bunu yapabilir misin? Yaparım hocam. Sağ ol Şükrü. Afiyet olsun. Volkanların yemeğini götürdün mü Şükran? Götürdüm Macide Hanım. Nasıl içmekse bu, hala ayılamadı. Söyledik ya Leyla, içme meselesi falan değil. Savcı gelince öyle sinirleri bozulmuş, oraya buraya vurunca yaralamış kendini. Rezil olduk, rezil. Leyla. Aman ne rezil olacağız. Öğretmen kudurdu, baykaralar da yerine oturttu diyecek herkes. Zaten soruşturmayı da aldı, yakında gider. Emir de öyle bir havalandı falan. O da ağzının payını almış oldu. Baykaraları kimsenin alt edemeyeceğini bir kez daha öğrenmiş oldu herkes. Herkes bizim rezilliğimizi gördü sadece. Abi, hı, bak bu böyle olmaz. Peki, söyle bakalım. Ne yapayım Leyla? Bir de soruyor musun Ekrem? Hayır yani. Soracak tabii, kardeşiyim ben onun. Sen yokken ben vardım bu evde. Ay bir şunu öğrenmiş, sakız gibi sürekli. Macide. Macide ha? Peki Ekrem Bey. Abi, bu kızla ayrılmaları lazım. Volkan'ın bir psikiyatriste gitmesi şart. Sen benim oğluma deli diyemezsin. Ben de gidiyorum doktora. Ben deli miyim Macide? Sen delinin önde gidenisin. Hem de sadece kendini değil, oğlunu da deli ettin. Çirkin tarzından bir türlü vazgeçemedin gitti değil mi? Sen de görümcelik yapmaktan bir türlü vazgeçemedin. Ama İsmail yakında dönecek. Dönünce kocana her şeyi anlatırsın Leyla. Macide, kendine gel. Ben mi kendime geleyim Ekrem? Ben günlerdir bu aile için uyku uyumadım, ben mi kendime geleyim? Tamam, sakin olur musun? Sakin falan olamam. Kimse bana karışmasın. Kimse oğluma karışmasın. Herkes haddini bilsin. Macide. Volkan, ne oluyor? Sıkıldım. Yat yat, çok sıkıldım. Ama öyle olmaz ki, hemen biraz iyi hissedince ayaklanıyorsun. Yaran açılacak oğlum. Açılmaz, açılmaz. Bir şey olmaz. Bırakacaktık da çekecekti cezasını şu çocuk. Bir haber mi var yoksa? Yok bir haber falan. Sana ne? Kocanla ilgilen sen. Ne alt edeni biliyor. Bir süre görünmez. Ben durumu anlar ortaya çıkar sanmıştım. Başına bir iş gelmiş olmasın. İyi olur. Çok iyi olur. Yaptıklarına sayarız biz de. Anne. Hadi çık sen. Sen hep burada zaten, hadi. Sen hep bana şuradan kıyafet getirsene. Ter içinde kalmışım. Hadi aç şu dolabı hadi. Hadi güzelim, aç. Hadi. Thank you.
Buradayım anne. Aşağıda çamaşır at. Dünya kadar işim var. Asla gel yanıma hadi. Tamam aşağıdayım ben. Hadi. Sen iyileşmemi beklemeyelim. Volkan dur ne olur. Zeynep çok güzelsin. Volkan dokunma ne olur dokunma. Gölge. Oğlum. Karadut nerede? Ya. Mehmet gel. Emir abi ne olursun bırak beni ya. Oğlum gel. Ya abi bırak beni lütfen ya. Oğlum gel buraya. Ya abi lütfen yapma ya. Hayır bırak beni. Oğlum bir sakin. Ya abi bırak istemiyorum ya. Mehmet bir konuşalım sakin ol oğlum. Ya neyi konuşacakmışız? Polise vereceksin değil mi sen de beni? Oğlum ben seni niye polise vereyim? Ya biliyorsun işte dün gecesi Volkan'ı öldürdüm diye. Ne diyorsun sen? Volkan ölmedi. Ya abi nasıl ya? Ama ben öldürdüm. Ölmüştü o. Bıçakladım ben onu. Yaralamışsın demek. Belli ki seni emniyete verme tehdidiyle ablanı ellerinde tutuyorlar. Nasıl ya abi? Nasıl ya abi? Hayır ya. Abi ben ablamı kurtaramadım. Ne yapacağım şimdi abi ben? Sakin ol halledeceğiz. Ben ablamı o pislik herifin yanına bırakmam. Mehmet! Hepimiz onun için uğraşıyoruz oğlum. Birlikte bir yol bulacağız. Tamam? Yürü benimle. Nereye? Yürü. Ben seni sonra arayayım mı? Zeynep'i almaya geldim. Elif dur, dur. Mevzu sandığımızdan da büyük. Vida Hanım, gel, gel. Elif Hoca seninle konuşmak istiyor. Elif Hoca mı? Zeynep ne olursun bana bir şey sorma. Arka bahçede seni bekliyor. Çabuk ol. Fidan. Allah'ım daha üstünü başını değiştirmemiş. Bana bak kız. Astın mı çamaşırları? Astım anne astım. Astım anne astım. Ya daha tavuk tifteceğim. Bir sürü işim var. Hangisine yetişeceğim şaştım. Gel hadi gel. Çıkar şu paltoyu maltoyu. Ferdi. Buyurun Okan Bey. Dayımın arabaya mı sürtmüşler? Yo nereden çıkardın ya? Dün gece öyle gördüm sanki. Vallahi mi diyorsun ya? İstersen gel bir bakalım. Cam.
Hocam. Hocam özür dilerim. Ben sizi şikayet etmek istemedim. Hiç önemi yok. Seni almaya geldim. Buradan gideceğiz. Olmaz. Fidan görmek istiyor dedi. Ondan geldim ben. Zeynep, şu anda konuşacak zaman yok. Her şeyi öğrendik. Bıçaklama olayından da haberimiz var. Nasıl öğrendiniz? Kardeşin Emir abinin yanında. Gayet iyi. Sen yanına gidince daha da iyi olacak. Her şeyi ayarladık. Anneni de ablanı da alıp göndereceğiz sizi. Herkes hazır, sadece seni bekliyorlar. Hocam, ben bilmiyorum. Zeynep, seni bırakmayacağım dedim. Bırakmayacağım. Ne şimdi, ne de sonra. Hadi. Sen her şeyi... Zeynep! Ne oluyor yine? Zeynep! Anne, Zeynep yok. Ne demek Zeynep yok? Yok işte, odada falan da yok. İndirmediniz mi buraya? Şükran! Buyurun Macide Hanım. Zeynep'i gördün mü? Görmedim. Kaçmış mı? Her yeri kontrol edin. Delirtecek beni. İnadına yapıyor. Delirtecek ya. Volkan! Volkan! Bekle beni bakayım. Oğlum nereye, nereye? Perde. Her yeri arıyor oğlum. Zeynep yok. Bana bak. Hocam siz gelmiyor musunuz? İlk bakacakları yer benim yanım olur. Böylesi daha doğru. Hocam ya siz de bir şey yaparlarsa? Zeynep konuşacak vakit yok. Hadi. Hocam. Elif. Niye benim sözümü dinlemiyorsun? Niye birdenbire parlıyorsun? Al buyur. Abi her yere baktık, yok. Sıkıldım. Ulan bir dur. Ne dur ya, ne dur? Nerede Zeynep? Bul bana Zeynep'i, ben durayım. Ulan biriniz de mi görmedi? Kalıbınıza tüküreyim lan ben sizin. Ekrem Bey, çocuklar kapıdan ayrılmıyor aslında ama. Lan beni delirtme o zaman. Nerede bu kız Ferdi? Yavaş Volkan. Belli ki kız fırsat kollamış. Sen uyuyunca da kaçmış. Ferdi, git annesini mannesini al getir. Gönderdiğimiz hata zaten. O gittiğinden beri kız daha beter oldu. Yok canım, şimdi öğretmeni şikayet etti ya, ona üzülmüştür o. Öğretmenin işi lan bu. Oğlum ne yapacak öğretmen? Anne denemedi mi daha önce? Bulmuştur, bir telefon aramıştır. Kaçacaklar beraber. Volkan, nereye gidiyorsun o yaralı halinle? Öğretmeni bulacağım ben. Volkan! Ferdi, git şunun peşinden bir manyaklık daha yapmasın. Ekrem Bey, annesini... Yahu tamam! Sen onun peşinden git, sahip çık annesine, başkasını yolla. Sen kızın annesinin yanına gidiyorsun, sen de benimle gelirsin. Hadi! Mehmet! Abla! Özür dilerim abla, kurtaramadım seni. Mehmet, daha ne yapacaktın? Öldürecektim o şerefsizi. Saçmalama! Çok merak ettim seni, çok korktum. Aklım çıktı. Emir abi, annemler nerede? Nevzat almaya gitti. Onlar da gelecek, merak etmeyin. Zeynep! Esma, Esma dur. Boğulacağım, dur. Kızım ne yapayım ya? Esma, Volkan manyağı seni esir aldı. Çok merak ettik. Bana bakın. Artık güvendesiniz. Burada kaldığınız sürece kimse kılınıza bile zarar veremez. Tamam? Hadi odasını göster. Hadi gel ablacığım. Zahit baba, Nevzat'a ulaşabildin mi? Şimdi konuştum. Gülendam'ın dönmesini bekliyormuş. Bizden önce ailesine ulaşırlarsa bir de kıza oradan yüklenecekler. Sen gerekeni yapıyor musun? Yapıyorsun. Kötülüğü çağırmayacaksın. Vesvese yapmayacaksın Emir. Zahit baba, vesvese yapmayalım da herkes dikkatli olsun. Burada olduklarını anlayacaklarsa anlasınlar ama biz işlerini kolaylaştırmayalım. Bundan sonrası öğretmen kızım için zor olacak. Onun için tedbir almak lazım. Öyle. Ona daha fazla yüklenecekler. Bir de başında soruşturma var. Şu kızı sağ salim bir gönderelim. O işe de bakacağız. Aç şu kapıyı, aç. Ne oluyor ya? Şekil. Ne oluyor ya? Böyle giremezsiniz eve, ne oluyor? Thank you.
Yukarı bak. Nerede o? Öğretmen nerede, öğretmen? Zeynep aldı götürdü, benim karımı aldı. Yok burada, Elif de yok. Zeynep de hiçbiri yok burada. Kızım bak, bana masal anlatma. Senin canını yakarım. Anladın mı beni? Ya yaklaşma. Yaklaşma bak, bağırırım. Yemin ediyorum. Ara şunu. Kimi? Sen biraz saf mısın? Öğretmeni ara, öğretmeni! Tamam, çekil. Açmıyor. Açmıyor diyorum, açmıyor. Ben ne yapabilirim şu anda? Abi kız burada yok, oyalanmayalım hadi. Aç şunu. Buna bak. Bir şeyi bilip de söylemiyorsan seni fena yaparım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi bak benim Elif'in işlerine alakam yok. Bana haber vereceksin. Anladın mı? Bir şey duyarsan bana haber vereceksin. Tamam, tamam vereceğim ya. Gidin evimden. Gidin evimden ya. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ferdi, buraya bir adam bırakıyorsun. Geri kalan herkes her yeri arasın. Abi Zeynep zaten buralara kadar... Lan geldi. Hayır! O kadını bulacaksın, o kadını. O biliyor yerini. Heh, gerek kalmadı. Ne arıyorsunuz burada? Her gün kız kaçırırsan böyle olur, kusura bakma. Ne kız kaçırması? Sana bir kere soracağım kızım. Zeynep nerede? Zeynep seninle değil mi? Zorla kapattın kızı. Daha ne istiyorsun benden? Bana oyun oynama kızım. Nerede? Oyun oynamıyorum. Sizinle mi uğraşacağım ben? Milliyetime şikayet etmiş beni. Mesleğimi koruma derdindeyim sayenizde. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Bilmiyorum, kırgınım diyorum. Yalan söylüyorsun, bana yalan söyleme. Yavaş, sakin ol. Buna bak kızım. Bir şey bilip de söylemiyorsan var ya... yemin olsun ölümüm benim elimden olur. Bilmiyorum. İzin verirseniz evime gireceğim. Gül Öndem denen kız evde yok, annesi var sadece. Emir'in adamı Nevzat kapılarında bekliyor. Abi. Durum hiç bizim düşündüğümüz gibi değil. Bırak girsin içeri. Ne diyorsun lan sen? Abi bak sen kardeşine güven. Ben sana bulacağım karını. Bana 5 dakika ver, tamam mı? Güven bana, sakin ol. Tamam, bekle. Herkes Zeynep derdine düştü. Bu Emir Bey'imizin bununla bir alakası var mı, yok mu? Yok. Emin misin? Bak sonradan bir şey çıkarsa acımam sana ha Nevzat abi. Ya yok dedim, yok. Lan o zaman niye dikiliyorsun anasını bacısının evinin önünde sabahtan beri? Ya ben şey yapacaktım. Esas ben diyorum ki bu pavyon faturalarını, fotoğraflarını bir Zahit babacığına göndereyim. O da bir incelesin. Ha? Gönderiyorum bak Nevzat abi. Bir şey olamaz diye. Senin yüzünden başımıza gelenlere bak. Özlem, bunun sorumlusu benmişim gibi konuşuyorsun. Sensin. Zeynep denen kızı sen kaçırdın eminim. Zeynep denen kız dediğim bizim öğrencimiz. Ya neyse ne. Artık öğrencimiz falan değil. Bak bu adam Sayko'nun teki. Tamam mı? Zeynep'i yine bulacak, yine istediklerini yapacak. Ya ev basan adamlardan senin dilinden anlamasını mı bekliyorsun? Anlayacak. Her istediğine sahip olamayacağını öğrenecek. Zorla ya da isteyerek insan olmayı öğrenecek. Okey. Git bu idealist ayaklarını başka bir yerde sat, tamam mı? Özlem, senin şu anda sinirlerin bozuk, ayıp ediyorsun. Öyle mi? Sen ayıp ediyorsun. Bak söylüyorum sana. Sakın o kızı bu eve getirme. Burası benim de evim farkındaysan. Öyle mi? Çok umurumdaydı. Bak söylüyorum, eğer getirirsen... arar söylerim burada olduğunu. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Kimse için ben kendi canımı tehlikeye atamam. Böyle öğretmen mi olunur? Lütfen sen öğretir misin bana nasıl öğretmen olunduğunu? Meslek hayatı bitmek üzere olan bir öğretmen olarak... benimle böyle üstten üstten konuşma istersen. Tamam mı?
Evet, neredeymiş kız? Tamam, tamam. Sen adamları alıp oraya geç. Bana bak, Volkan'a da bir şey söyleme. İyi halt ettin. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Var. Kız Volkan'ın alabileceği bir yerde değilmiş. Neredeymiş peki? Emir'in evinde. Ne diyorsun? Senin o yılan kardeşinin bu işe de karışacağı belliydi zaten. Çekemiyor işte benim oğlumu. Ben de geliyorum. Dur. Nereye? Ben oğlunun arkasını toplamaya gidiyorum. Otur oturduğun yerde. Burada yanımda. Veriyorum Zeynep'e. Zeynepciğim, ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? İyiyiz hocam, her şey yolunda. Şimdi Esma ile biz yokken okula ne yaptığınıza bakıyorduk. Aa, bu ne hız? Boş durup ne yapacağım ki hocam? Ama sen yine de çok zorlama kendini. Az badire atlatmadın. Psikolojin de çok önemli. Biliyorum hocam. Ama düşünmemeye çalışıyorum. Az kaldı. Bütün bu günler sana eski bir kabus gibi gelecek. Ve ben hep yanında olacağım. Biliyorum hocam. Dede? Esma kızım, dışarı çıkmayın. Ne oluyor? İçini ferah tut yavrum. Volkan geldi değil mi? Ne oldu, Volkan mı geldi? Ekrem Baykar'a geldi. Nedir derdi anlayalım önce. Zeynep ne oluyor? Hocam Ekrem Bey gelmiş, aşağıdaymış. Hocam buldular yerimi. Merak etme, ben hemen geliyorum. Lan. Mehmet otur lütfen. Ya abla adam. Mehmet otur. Derdin ne senin Emir? Küçük bir kızla mı alacaksın önce? Ben sana geldiğim gün ne dedim? Sarpça'da zulmettiğin kimse kalmayacaktı. O kız da, ailesi de dahil buna. Bırak bu ayakları. Ben biliyorum seni. Takıldın öğretmenin peşine. Ona yaranmak için şekilden şekle giriyorsun. Hadi yoluna git. Hadi. Tamam. Oğlanı da kızı da ver gidelim. İyi. Alabiliyorsan al. Almadan gitmeyeceğim Emir. Gerekirse her yeri dümdüz ederim ama almadan gitmeyeceğim. Edebiliyorsan buyur. Gebertirim lan hepinizi. Volkan dur. Zeynep! Zeynep çık dışarı! Seni almadan gitmeyeceğim buradan Zeynep! Esma Volkan geldi. Esma Volkan geldi. Sakin ol tamam. Öldün lan sen! Bir dakika. Şimdi öldüreceğim seni. Bir sakin olun. Bak dedem bekleyin dedi. Dışarı çıkmayın dedi lütfen. Dur ulan dur. Emir uzatma, ver kızı gidelim. Kimseyi vermiyorum. Hah tamam. Kambersiz düğün olmaz. Gel. Zeynep asla eve dönmeyecek. Duydunuz mu beni? Asla alamayacaksınız onu. Ne dedim lan? Dur. Volkan dur. Şişt. Hadi eve gir. Girmiyorum. Hop uyuma. Ne yapıyorsun? Yeter lan. Hepiniz birlik mi oldunuz lan bana? Gerekirse senin cesedini çiğnerim. Alırım karımı. Lan sende o kurşunu sıkacak yürek yok. İndir o silahı, kırmayayım kafanı. Ben Zeynep için bu tetiğe basarım. Zeynep! Çıkmazsan kan dökülecek, haberin olsun! Yeter! Sakın! Zeynep, senin için neler yapabileceğimi en iyi sen biliyorsun. Keşke bilmeseydim. Gerekirse buradaki herkesi tek tek gebertirim. Alır seni giderim buradan. Sakın dinleme. İçeri gir, hiçbir şey yapamazlar. Hayır, benim yüzümden kimseye bir şey olsun istemiyorum. Elif, Zeynep'i içeri götür. Gel benimle. Oğlum beni tanımaz ama sen beni tanırsın. Bitti diyorsan bitti bu iş. Volkan indir silahı.
Baba. Volkan. Baba. Tamam, tamam, tamam. Emir, gel biz başka yerde konuşalım, hadi. Konuşacak bir şey yok. Bitti diyorsan bitti. Kimse Zeynep'i bir yere götürmüyor, o kadar. Alacağım lan ben karımı. İndir o silahı. Zeynep iyi misin? Zeynep. 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 Oğlum. Baba. Baba. Baba Zeynep baba. Baba baba. Tamam tamam. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? Hayatını mı karartmak istiyorsun? Baba Zeynep. Tamam. Dur bakayım. Dur. Al şunu. Polise gidip ben ateş ettim diyeceksin. İkram Bey derim demesine de gördüler. Dediğimi yap! İyi mi oğlum? He? Onlar gördüyse biz de gördük. Aramızda husumet var, iftira attılar deriz. Hadi gel. 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 Verdi. Yardım et. Götür. Bindir. Bindir. Emir abi çok kan var. Zeynep. Elif iyi misin? Elif. Tahmin edeceğin gibi daha iyi bir mutlu olmuştu. Hala benimle böyle konuşuyorsa iyisini Elif bırakma kendini. Elif bırakma. Hocam ne olursunuz açın gözünüzü hocam. Hani inatçıydın pes etmezdin sen. Elif. Etmedim. Etmezsin tabii. Etmezsin. Bizi çok korkuttun. Neyse ki ciddi bir şeyin yok. Sadece birazcık kan kaybetmişsin. Başının belasından kurtulamadın yani. Söyle bakalım canımı daha fazla yakabilecek misin? Tamam sustum. Yok susma daha fazla acıtıyor. Ne diyorsun sen yine ağzın içinde? Yani hepimiz... Zeynep de perişan oldu. Zeynep, nasılsın? Asıl siz nasılsınız? Hala beni soruyorsunuz. Ben bomba gibiyim, merak etme. Polisler ifade almaya geleceklermiş. Hah, iyi. Kötü bir olay vesilesiyle de olsa Volkan'dan kurtuluyoruz. Volkan içeri girer, bu iş de biter. Hocam, siz Volkan'ı şikayet ederseniz eğer... Mehmet'i direkt polise verirler. Zeynep haklı. Bana durumu tebliğ ettiler bile. Volkan içeri girerse çocuk da girer. Bir adamları suçu üstlenmiş bile. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bu arada avukatlarımla görüştüm. Mehmet'in az bir ceza alabilmesi için neler yapabileceklerine bakıyorlar. Az bile olmaz Emir abi. Volkan rahat bırakmaz Mehmet'i. Kendi söyledi. Macide Hanım'ı sağ bırakmam dedi. Zeynep olur mu? Sen kurtul eğitimine devam edebil diye yaptık biz her şeyi. Mehmet okula gider. O doktor olur. Kardeşim iyi olsun, mutlu olsun yeter bana. Mehmet seni kurtarmak için yaptığı şeyin... ...seni bir ömür Volkan'a mahkum etmesini mi izlesin Zeynep? Yapma. Mehmet? Mehmet? Zeynep, sen dur. Mehmet! Anne! 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 Çok merak ettim seni ben. Aferin Mehmet, aferin oğlum sana. Bu kadın senin yüzünden, merakından, çarpıntısından ne hayere düştü, senin haberin var mı? Anne affet beni. Kurban olurum ben sana, ben seni çoktan affettim. Tamam ağlama artık. Yok, yok artık ağlamıyorum. Hepiniz bir aradasınız, iyisiniz, sağsınız çok şükür. Anne ben daha iyi olacağım ama önce bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın? Tamam Mehmet sen bir şey yapma zaten, ne haldeyiz görüyorsun. Anne ben polise teslim olacağım. Ne polisi, ne diyorsun sen?
Kendine de ablama da çok iyi bak, olur mu? Ne diyorsun sen Mehmet? Ya anne, ben ablamı bir daha adamın yanına göndermem. Ne alakası var oğlum polisle? Anne. Anne, ben Volkan'ı bıçakladım. Yok artık. Tövbe de. Söyleme öyle şeyler. Şimdi benim yüzümden Elif Hoca da Volkan'ı şikayet etmiyor. Ablam o pisliğin yanına geri dönecek. Mehmet, sen ne yaptın? Oğlum ne yaptın sen? Nedir bu başımıza gelenler bizim Allah'ım? O yüzden şimdi kendim teslim olacağım. Ben seni hapse bırakamam. Ya anne, bırak beni, gitmem gerekiyor. Anne. 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 Ya, yardım edin. Anne. Anne. Anne, ne oluyor lan? Hastanelerde falan olay çıkarmayın. Hadi abicim, yolunuza hadi. Oğlum çık. Volkan Bey. Bir müsaade var mı? Nevzat abicim. Şükür kavuşturana be abi. Emir Bey de buralarda. Hadi abicim, yolunuza devam edin hadi. Emir Bey diyor Ferdi. Kafayı yiyeceğim şimdi ha. Dur abi. Nevzat abi. Sen gelsene benimle şöyle bir. Olmaz abicim. Bu sefer olmaz. Ha, o zaman bu pavyon fotoğrafları, adisyonlar falan gider artık. Nezet abi, gel sen benimle, gel. Lavaboya uğradım, iki dakika görmedim dersin adam. Gel abiciğim, gel güzel abi. Gel. Ne işin var senin burada? Hadi Zeynep, yürü. Yürü, gidiyoruz. Yürü. Emir! Emir! Meydanı boş buldun tabii. Geldin buraya kadar. Ne malum seni şikayet etmeyeceğim. Ben gider çıkarım Zeynep. Beni bozmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Zeynep, konuşma şu adamla. Zeynep, uzatmanın hiç lüzumu yok. Ya şimdi benimle geleceksin, ya da Mehmet içeri girecek. Yani cezası çok fazla olmayabilir. Ama Mehmet daha küçük. İçeride Allah bilir başına neler gelir. Zeynep, dinleme şunu. Konuştuk seninle. Değişen bir şey yok. Emir alacak sizi, güvenli bir yere götürecek. Çek elini. Bana bak, bana bak. Dünyanın öbür ucuna da gitse, gelir seni bulurum biliyorsun değil mi? Karar senin. Hocam, ben gitmek zorundayım. Zeynep, Mehmet'i kullanıp seni etkilemeye çalışıyor. Hocam yeter artık. Bunun ötesini konuşmanın bir anlamı yok. Ben o eve gitmezsem eğer herkesin hayatını mahvedecekler. Akıllı karım benim. Gel. Zeynep. Hadi. Zeynep, hayır Zeynep. Gel. Neden arka kapıdan çıkarıyorsun beni? Ha? Emir abiden mi korkuyorsun? Ben kimseden korkmam. Sen hayatımda gördüğüm en korkak adamsın. Zeynep, doğru konuş. Doğru konuşuyorum işte. Sen bütün gücünü paranın arkasına sığdıran bir zavallısın. Zeynep, Allah aşkına bak, kızdırma beni. Kızsan ne olacak? Dövecek misin? Öldürecek misin? Döv, öldür. Bitir bu işkenceyi. Zeynep. Sen Zeynep'ten kalan ne varsa bitirdin Volkan. Evine gelin diye götürdüğüm ben miyim sanıyorsun? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Bugünler geçecek. Biz seninle çok mutlu olacağız. Sen kimseyi sevemezsin. Hastasın sen, hasta. Zeynep, yeter! Öyle kötü ki senin ruhun. Senden nefret edemeyecek kadar iğreniyorum. Yürü. 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 Elif, sen niye kalktın? Emir, seslenmeye çalıştım ama duyuramadım. Volkan Zeynep'i götürdü. Benim yüzümden Elif'si, benim yüzümden. Annem benim yüzümden kalp krizi geçirdi. Ne? Doktor dedi ki bu seferki krizi atlatmış. Ama... Aması ne? Annemde kalp yetmezliği varmış. Yeter ya. Konuşmayın artık.
Ailemize paramparça ettiniz. Sizin yüzünüzden darmadağın olduk biz. Şimdi annem hayatı boyunca ilaç kullanacak, biliyor musun? Hiç yorulmayacak, üzülmeyecek dedi doktor. Yoksa yaşayamazmış. Ölürmüş annem. Ben sana karışma dedim. Sana karışma. Her şey daha kötü olacak dedim. Ama yok. Şimdi o kadın içeride ölümle cebelleşiyor. Bu çocuk burada ne yapacağını bilmez halde. Seni anlıyoruz ama bence biraz sakin ol. Ben sakinim ne olayım? Ya bu çocuk hapse girdiği an o kadın ölür ölür. Ya abla tamam yeter artık. Sen sus Mehmet. Polis dediğin an kadın yıkıldı kaldı. Doktoru duymadın mı? Brenda'm lütfen. Bana lütfen deme hocam. Elif bak sen kötü oldun odaya gidelim hadi. Siz artık bize karışmayın. Sakın karışmayın. Bu çocuğun halini görmüyor musunuz? Annemin halini bilmiyor musunuz? Ya utanın be artık. Ya bu kadın ölürse, bu çocuk hapse girerse, ben ortalık kalırsam kimi okutacak Zeynep zaten? Ha? Zeynep Volkan'ın eşi olarak kalacak. Biz bunu kabul ettik. Zeynep bunu kabul etti. Siz de kabul edin artık bunu. Zor mu? Ben çok bir şey istedim. Masum bir kız okuluna gitsin istedim sadece. Sevmediği bir adamla evlenmesin diye savaştım. Geldiğimiz şu hale bak. Ben gerçekten inanamıyorum. Nasıl böyle paramparça olduk biz? Bana güveniyor musun? Efendim? Bana güveniyor musun? Ben... Anne! Anne ne olur anneme götürün beni ne olur. Volkan baban söyleme demedi mi sana? Anne siz bana anlatırken telefonda duydu işte. Yeter şu kızı, bir susturamadınız. Susmaz abi. Annesini görmek istiyor çocuk. Macide aklını kaybetti. Volkan zaten belli. Bu duruma el koyup bu evliliği bitirmen şart. Hı. Emir'le o öğretmen mi kazansın, onu mu istiyorsun? Abi bu senin inat edeceğin, gurur yapacağın bir mevzu değil. Yapma lütfen. Leyla. Ne var? Ekrem Bey, Emir Bey geldi. Dışarıda sizi bekliyor. Emir Bey. Böyle olmayacak. Bu mesele biraz olsun aklı selim bir şekilde çözülmezse hiç kimse işin içinden çıkamayacak. Dinliyorum. Tamam güzel kızım. Şimdi annenin yanına geçecekler. Sen de annenle konuşacaksın. Sağ olun. Rica ederim. Anne. Anne iyi misin? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Anne. Zeynep. Ağlama bir tanem. Bak kardeşlerin de yanımda. Mehmet. Mehmet ablacığım. Canlarım benim. Ne oluyor burada? Macide. Ver bakayım sen o telefonu bana. Macide aşağı in abime sor.
Ne oluyor ya, in aşağı in aşağı? Bir bilemedin sen şu haddini. Macide, aşağı in. Volkan da abim de orada. Onlara sor. Doktor gelsin de bir an önce taburcu olayım. Gidip Zeynep'i almamız lazım. Zeynep'i almayacağız Elif. Efendim? Ben Volkan'ın babasıyla konuştum. Bir anlaşma yaptım. İsmini ağzına almadığın adamla anlaşma mı yaptın Emir? Önemli olan onun ismi değil. Mühim olan Mehmet, Zeynep. Hadi sen hazırlan, ben seni dışarıda bekliyorum. Detaylı konuşuruz. Ekrem? Kız bütün gece bağırıp çağırdı. Annesini görsün, sesini duysun dedi Leyla. Babam da izin verdi. Leyla Hanım ne zamandan beri böyle kararlara karışıyor Ekrem? Halama bravo ya. Vallahi bak. Sonunda babamı doldurmayı başardı. Daha dinle sen, neler var anne? Emir'le bir anlaşma yaptım. Ne anlaşmasıymış bu? Önce şu sesine tavrına dikkat et. Beni zıvanadan çıkarma. Sen de Volkan'dan benden habersiz kardeşinle anlaşma yapma Ekrem. Senin ailen biziz. Bu ne Emir ne Leyla. Geçmişi döktürtme bana şimdi. Macide. Dur anne dur. Önce bir dinle de sonra dökersin zaten geçmişe. Zeynep burada bizimle kalacak. Kaydı açık liseye alınacak, eğitimine devam edecek. Sen ne diyorsun Ekrem? Gülendam'la ikisi aynı odada kalacakmış. Anahtar sadece ikisinde olacakmış filan. Şaka gibisin. Cep telefonu da olacak. İstediği zaman Emir'e veya öğretmene ulaşabilecek. Onlar da Zeynep'i arayabilecekler tabii. Dediğim gibi Volkan'la evlilik kağıt üstündeydi. Öyle de kalacak. Nikahın iptalini sağlayamaz mıydın? Mümkün değildi. Keşke olsaydı. Elif, keşkelerle kaybedecek vaktimiz yok. Zeynep'in bir umuda ihtiyacı vardı. Bunu en çok söyleyen sensin. İyi ki de sensin. Zeynep'le istediğin kadar, istediğin zaman ders çalışabileceksin. O evde ya da başka bir yerde. Zeynep eğitimine devam edecek. Şu an bundan daha önemli bir şey de yok zaten. Kesinlikle. Zeynep'e bu umudu sen sağladın. Ama neticede gidip onlara bu şartları kabul ettiren de sensin. Elif, eğer Zeynep eğitimine devam edebiliyorsa bu senin inancın, azmin sayesinde oldu. Sen olabilir dediğin için, inat ettiğin için, vazgeçmediğin için oldu. O zaman iyi ki burnumun dikine gitmişim. Hı. Edeceğim. Sonra da sınava gireceğim, öyle mi? İnan Zeynep, Emir abim böyle düşündü. Ben de tamam dedim. Çok iyi düşünmüş. Hocam, eğer kardeşim içeri girseydi ben ölürdüm. Annem de dayanamazdı. Siz imkansızı oldurdunuz. Bana bir şans verdiniz. Sen direnerek kendin aldın o şansı. Şimdi de okumak, doktor olmak için kullan yeter. Hocam, size ne kadar teşekkür etsem az. Sen böyle gülümse yeter.
Zeynep. Hocam, ben başınıza bir sürü bela açtım. Benim yüzümden size bir şey olmaz değil mi? Bunu mu diyorsun? Bak, geçti bitti işte. Sadece o değil ki. Bu sabah beni zorla müfettişlerle konuşturdular. Eğer bir şey söylersem iş büyürmüş. O yazılanların hepsi yalan demek istedim ama... Sen sakın canını sıkma. Ben halledeceğim o işi. Bir şey olmaz değil mi hocam? Merak etme. Neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Ama her şeyden önce senin iyiliğin önemli. Tamam mı? Zaten Emir abin de ben de bu anlaşmanın geçici olduğunu düşünüyoruz. Tek isteğimiz seni buradan tamamen kurtarmak. Sen anlaşmanın şartlarını iyice anladın değil mi? Bak eğer bozarlarsa hemen bana bildireceksin. Tamam hocam, tamam anladım. Yok anne, bu iş olmaz. Ben gerekirse girer çıkarım, Zeynep de bekler. Tuttuğum gibi atacağım ben bu kadını. Oğlum bir dur, bir sakin ol. Ben ikisinin de burnundan fitil fitil getireceğim. Ya anne bırak, Allah'ını seversen ya. Zeynep ciddi ciddi okumaya devam edecek. Okula gitmese ne olur? Bir de kadın bunu istediği zaman görebilecekmiş. Al işte. Ama ben onlara öyle bir oyun edeceğim ki. Zaten başında soruşturma da var. Hemen gönderiverecekler bunu. İkisi de pişman olacak. Bak Zeynep okula gitmek istemiyorum diye sana yalvaracak. Şuraya yazıyorum. Yaz sen yaz. Yaza yaza yer kalmadı Macide Sultan. Olmuyor işte. Senin dediğin gibi olmuyor. Volkan. Gel buraya. Nereye? Ben anlaşma falan istemiyorum baba. Bu kadın gidecek bu evden. Volkan. Aşığım dedin. Kara sevda dedin. Peşinden gittin. Anladık. Hepimiz de işi gücü bıraktık. Senin için uğraşıyoruz. Daha ne istiyorsun? Oğlum. Diyelim ki kadını kovdu. Hapse girdin. Emir de bütün aileyi alıp yurt dışına kaçırdı. Nereden bulacaksın bir daha Zeynep? Hala yapabilir bunu. Yapabilir. Ama yapmaz. Çünkü Emir sözünden dönmez. Siz rahat durun yeter. Ekrem hayırdır? Emir sözünden dönmez falan. Barışacak mısın kardeşinle? Sen gel bakayım benimle. Yürü. Yürü. Hadi hemen çıkalım. Nereye? İlk dersimizi bu evde yapmayız diye düşündüm. Hocam izin verirler mi? Vermek zorundalar. Hocam sizin dersiniz yok mu? Ben bugün raporluyum. Zaten bu saatte okul bitti. Doğru. Onu bile unutturdular bana. Zeynep, biliyorum bu dersi okulda arkadaşlarınla yapmak isterdin ama... şartlar böyle şimdilik. Hocam olur mu öyle şey? Benim hiç üzülmeye hakkım var mı? Siz bana o kadar olanak sağlamışsınız. Hadi gidelim. Tamam, haber verin bana. Oo, Hoca Hanım, bitti mi muhabbetiniz? Biz şimdi çıkıyoruz. Zeynep'i daha sonra getiririm ben. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Zeynep'ciğim sen çık, bekle beni. Kıza tek bir zarar gelirse, sözlerinizin birini tutmazsanız... Çok korktum ama ben şimdi. Kork bence de. Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork. Çık git evimden. Unutmadan. Oğlunu bu hale getirmek için çok mu uğraştın sen? Sakın. Macide Hanım. Sakın kendine bu kadar güvenme. Herkesi korkutsam bile senin hükmün bana geçmez. Nereye sen? Elif Hoca ile ders çalışacağız. Gideceksin, geleceksin. İzin verdiğimize pişman etme. Öyle anlaşmalara falan da çok güvenme. Alırım seni, giderim dünyanın öbür ucuna, olur biter. Tamam. Yok hocam. Gidelim hemen.
Emir abi, çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Ben senin abinim. Tabii şimdi okulda olmadığımız için evde yapacağımız dersler biraz özel ders gibi olacak. Olsun. İçimiz kırık, dökük, buruk olabilir. Geçici bir durum tabii. İleride yine arkadaşlarınla beraber olacaksın. Sonra en sevdiğin yere, okuluna geri döneceksin. Hadi moral bozmak yok. İçeri gir. Zeynep. Zeynep hoş geldin. Zeynep nasılsın? Ben nasılsın? Gel. Ya gel. Şaşırdı. Şok oldu. Gel. Hocam. Sen okula gelemeyince okulu sana getirelim dedik. Arkadaşların ilk ders gününde seni yalnız bırakmak istemediler. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Siz beni hiç yalnız bırakmadınız. Siz benim ailemsiniz. Öyleyiz tabii. Hayatta da bırakmayız seni ufaklık. Sen bizim birinci misin Zeynep'im? Zeynep, sen bizim şampiyonumuzsun. Eğer içimizden biri okula gidecekse senin gitmen lazım. Yürü be kardeşim, çok doğru dedin. Zeynep yoksa ben gelmiyorum hocam yarın. Siz, Zeynep, kızım ağla ya. Bugün ağla valla. Kendisi de ağlayacak şimdi bak, ondan yancı arıyor. Yok be oğlum, ben öyle ağlamam kolay kolay. Ezna bak, ben sana diyorum, esas birazdan Cem Fingül Şakır boşanacak. Bak gör. Olabilir, olabilir yani. Sonuçta bu da bir ihtimal değil mi? Yani. O zaman millet elleri göreyim bakayım. Bir, iki, üç. Zeynep! 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 Lay 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 lay. Ay tamam çocuklar. Şimdi derse başlamazsak akşama kadar şamatayla devam edeceğiz yani. Hocam, ilk dersin günahı olmaz. Gençler gülmeyi hak etti. Her şey bunun için değil mi zaten Emir? Onların yüzü gülsün diye. Bu evde varlığınızı bile hissetmeyeceğim. Macide Hanımcığım, görüyorsunuz annemin ayakta duracak hali yok. Rica etsem bizi daha sonra aşağılayıversenize. Sen ilk günden başladın mı yine? Ben bunu hale yola koyacağım Macide Hanım. Hiç merak etmeyin. Ben de sizin bizi koyduğunuz hallere Emir abiye anlatırım artık ha? Anlat. Ben bunu öldürüp bir köşeye atmıyorum ya, ona şükretsin Emir abin. Onu da anlat. Ha, yok yapamazsınız. Çünkü biz artık Emir abiyle Elif Hoca'nın koruması altındayız. Bana baksana sen. Macide Hanım. Şükran. Herkesi yerine yerleştir. Sen de gel benimle. Yürü, niye muhatap oluyorsun bunlarla? Ben bunları aşağıya yerlerine yerleştireceğim. Sonra gelip seni yukarı çıkartırım, hadi. Ay o, hiç zahmet etme. Ben odamı biliyorum canım zaten. Hey Allah'ım, hadi canım çık o zaman. Hadi geçin, geçin, geçin çabuk. Balız hoş geldin. Valla hiç hoş bulmadım Volkan Beyciğim. Çünkü sizin bu anneniz bizi canımızdan bezdirmeye kararlı duruyor. Boş ver onu sen, halledeceğim ben onu. Hadi geç. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Zaten ödevlerinizi de aldınız. Artık evde yaparsınız diye düşünüyorum. Ya ekstra ödeve de sevindik ya. Ben ne diyeyim bilemiyorum kardeşim. Ama kardeşim sen şimdi düz ödev yapmıyorsun ki yani, o kadar çok takma bence. Doğru. Bu arada bugün sadece Emir abinize değil, Zahit Bey'e, Fatma Hanım'a ve Nevzat Bey'e de teşekkür edin. Çünkü onlar da bugün için çok çabaladılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Hadi. Zeynep'i o eve kendi ellerimle götüreceğim. Hiç içime sinmiyor.
geçici bir süre Elif. Biraz sabredeceğiz. Ama o sırada gözümüz açık olacak. Zeynep'ciğim, hadi. Zeynep Hanım, teşrif ettiniz demek ha? Zeynep. Zeynep gelsene buraya. Zeynep. Oğlum nereye gidiyorsun? Zeynep. Zeynep buraya gel. Zeynep. 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 Sana izin verdik. Yüzümüze kapı mı kapatıyorsun? Zeynep. Zeynep kırdırma bana bu kapıyı. Oğlum dur. Ya anne bırak Allah'ını seversen ya. Gidecek kadınla ders yapacak, sonra gelip odasına kapanacak. Ya bırak güldüğünü, yüzünü göremiyorum ben bunu ya. Sen bu kapıyı kırınca bu kızın inadı kırılacak mı? Her şeyin bir usulü var. Ya ne diyorsun sen yine usul müsül başladı? Ne diyorsun anne? Baban da ben de uğraşıyoruz. Bu öğretmeni göndereceğiz. Biraz bekle, sonuçlarını göreceksin. Uğraşın siz. Ben ne göreceksem kendim göreceğim, belli oldu. Oğlum. Anne, Allah aşkına yorma beni bak. Sana bakmaya çıkıyordum. Ben de annemlere bakacaktım da Zeynep bir bak dedik. Hani gürültü oldu ya, korkmuşlardır diye. Volkan Bey bakın, bu odada kalmayı ben istemedim. Biliyorum Gülen Hanım, biliyorum. Gel biz bir konuşalım seninle. Korkacak bir şey yok, gel hadi gel. Geç otur. Kızgınsın biliyorum. Yani sizi buradan göndermek de büyük hata yaptı. Ama bir daha böyle bir şey olmayacak, sana söz veriyorum. Vallahi bilemiyorum Volkan Bey. Çünkü sizin bu anneniz bizden nefret ediyor ve bunu da ben çok farkındayım açıkçası. Bırak onu sen, boş ver. Takılıyor kendi kafasına göre. Gülen Hanım, ben senden bir şey isteyeceğim. Bana yardım edeceksin. Sonra bu evde de dışarıda da istediğin gibi hayat süreceksin. Hı? Ben diyorum ki, bu sende dursun. Onun o limitini falan bitiremezsin de zaten. Ne kadar gelecek, nasıl ödenecek hiç onlara takılma. Boş ver. Şu hayatın tadını biraz da bizim baldız çıkarsın. Bir isteğim olacak. Oğlum, bu soğukta ne yapıyorsun sen burada? İyiyim ben. Hadi içeri gel, yemeğe oturacağız birazdan. Aç değilim. Doğukan, niye böyle yapıyorsun? Bak bu Zeynep olayında senin bir suçun yok. Bir söz var anne. Dünya tehlikeli bir yer diyor. Kötülük yapanlar yüzünden değil. Görüp de hiçbir şey yapmayanlar yüzünden. Sen elinden geleni yapıyorsun oğlum. Neye yarıyor? Elinden geleni yapmak bu hayatta neye yarar anne? Volkan. Oğlum. Bu işte bir suçlu varsa o benim. Senin bu işte zerre kabahatin yok. O yüzden mi Zeynep için düzenledikleri derse beni çağırmıyorlar? Efendim? Ama haklılar biliyor musun? Ben de beni çağırmazdım. Oğlum nereye? Bekleme beni, yürüyeceğim biraz.
Yok Volkan Bey, ben bu kadar büyük bir şey yapamam. Bu çok büyük bir şey, kusura bakmayın, ne olur. Bu büyük bir şey dediğin ne senin Gülendam? Yani bu... Yani... Baldız. Ya baldız değil mi? Sen benim baldızımsın. Zeynep benim neyim de sen benim baldızımsın? Volkan Bey, tamam evlendiniz ama bana bir anlaşma var denildi. Siz o odaya girmeyeceksiniz dendi bana. Olmayacak zaten. Oldu zannedecek sadece. Tamam, gece alma beni odaya. Yani sabaha karşı Zeynep ayılmaya yakınken al. Ben de banyodan çıkar yanına geçiyormuş gibi yaparım. Hı? O olabilir belki. Gülendam. Ben senin kardeşine aşığım kızım. O bana elini uzatmadan ben orada okunmam. Tamam o zaman, peki. Bundan sonra Volkan Baykara'nın koruması altındasın. Keyfini çıkar. Tatlı da çok güzelmiş. Bitir tatlını bence. Ya Gülendam, bir annemlere mi baksaydık? Boş ver şimdi annemlere. Hem biz çok fazla ayak altında dolaşmayalım. Göze batarız. Doğru söylüyorsun. Kimdenmiş? Elif Hoca. Her şey yolunda mı diye soruyor. Yolunda ya, baksana. Bir de diyorum, şunu kaldırtıp şuraya bir televizyon taktıralım ya. Konuşalım yani yarın. Yarın 3 dersten sonra boş. Ders çalışacağız Elif Hoca'yla. İyi, süper. Sen gitmeyecek misin okula? Yani ben yarın biraz annemle ilgilenirim. Sonra da öyle ne bileyim oyalanırım işte. Üf. Bakarım bir şeyler. Ay Gülendam, benim çok uykum geldi ya. İyi madem, yat o zaman sen. Sen yatmayacak mısın? Ben öyle birazcık daha oyalanır, ondan sonra yatarım artık. İyi, tamam. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Sen ne uykucuymuşsun ya. Hı? Sabaha kadar deli gibi uyudun. Neler oldu haberin yok. Kaçırdın her şeyi. Ne yaptın sen bana, nasıl? Zeynep sakin. Sakin ol. Biz artık gerçekten evliyiz. Olan bu. Hayır. Hayır Allah'ım, ne olursun olmamış olsun. Lütfen olmamış olsun Allah'ım. Lütfen olmamış olsun, ne olur. Zeynep, artık istediğin yere gidebilirsin, biliyorsun değil mi? Ne bileyim, okula git. Dünyanın öbür ucuna git. Sen benim karımsın artık. Bunun için mi yaptın? İğrenç bir insansın sen. Korkunç bir insansın sen. Bunun için yaptım. Tam da bunun için. Şimdi kalkıp okula gideceksin. Bu sabah değil mi senin dersin, hadi. Hayır, hiçbir yere gitmek istemiyorum. Zeynep, gideceksin, kalk. Hayır. O öğretmen de görecek. O görecek derse benim seni götürdüğümü. Hadi kalk. Kalk.
Aç şu telefonu. Açmayacağım. Açmayacağım. Ne yaptın sen bana ya? Ne yaptın sen bana? Ne yaptın? Seviyorum diye yeri göğe inletmiştim. Bu muydu Zengin? Zeynep, ne olur sakinleş. Ne olur. Bırak senin kocanım artık. Değilsin. Nikahlı olsak da sen bana... Sus! Susmayacağım. Susacaksın. Bu telefonu açacaksın, geliyorum diyeceksin. Dün gece olanları anlatırsam... Kocanla kardeşini hapse yollarsın Zeynep. Hayır. Zeynep, ben şaka yapmıyorum. Aç şu telefonu. Zeynep, iyi misin? İyiyim hocam. Banyodaydım. Emin misin? Sesinde bir şey var sanki. Yok. Dün gece çok ders çalıştım da... Yorgunum. Tamam. Dersimize bekliyorum. Lojmanda yaparız bugün. Tamam hocam. Esma, herkes nerede? Bilmiyorum hocam. Allah Allah. Sen bekle, geliyorum ben. Tamam. Hocam, olur mu? Oğlan ben nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey? İzin vermeyiz yani. Mi? Şüpheli böyle bir şey olur mu ya? Efendim, teker teker konuşalım lütfen. Hepsi Zeynep yüzündenmiş. Ya bakın müdür bey, bu işin içine polisler ve savcılar da girmiş. Biz çocuklarımızın bu olayın içinde olmasını istemiyoruz. Müdür bey, ne oluyor, konu nedir? Evet müdür bey. Elif Hoca, Zeynep evlendiğinden dolayı kaydı açık liseye alındığı için... ona destek olmak adına okul dışında bir ders yapmış. Evet hocam. Evet. Okulun özel izni olmadan ders yaptım. Ama okul saatlerinin dışında bir dersti. Bu öğrencimizin, gencimizin buna ihtiyacı vardı. Bütün sorumluluk benim. Madem sorumluluk sizin, o halde niye sınıfınız boş? Onu da açıklayın hocam. Zeynep örnek bir öğrenci. Sizin çocuklarınıza ne gibi bir zararı olabilir? Ayrıca tam tersi, onlarla gurur duymalısınız arkadaşlarını destekledikleri için. Biz çocuklarımızın böyle işlerle ilişkisi olsun istemiyoruz. Benden habersiz çocuğumun okuldan başka bir yere gitmesini istemiyorum. Hayır, bu ilk değil. Daha önce de bir ders olayı oldu. Hocam, Elif Hoca varsa ben artık çocuğumu okula göndermeyeceğim. Yapmayın. Bakın müdür bey, bu kız evli. Zeynep'le benim kızımın ne gibi bir arkadaşlığı olabilir sizce? Zeynep kendi isteğiyle evlenmedi ki. Bunların hiçbirinde onun suçu yok. Tabii, bizim çocuklarımızın suçu ne o zaman? Bu kızın kocası yarın bir gün gelip de bizim çocuklarımıza musallat olursa... o zaman ne olacak? Vallahi Orhan hocam, geçen sene sırf onun yanında durdu diye benim çocuğu dövdüler. Baykaralar yaptırıyor bunu size değil mi? Orhan bey, gelin. Görüyor musunuz bu çocukların halini? Ne oldu bu çocuklara Özlem hocam? Yollarını kesmişler. Okula gelirken okula gitmeyeceksiniz diye yollarını kesmişler. Olacak şey mi bu? Ha? Elif Hanım okulu savaş alanına çevirdi. Of ya, dayım burada olsaydı keşke. Hakikaten ha. Ben buradayım. Yengeniz olarak ben buradayım ve sizin arkanızdayım çocuklar. Ya hocam, bizim bir şeyimiz yok. Hani söyledik ama dinlemiyor Özlem Hoca da. Ya da yengem şu an hangisiyse işte. Tamam kardeşim, biz şimdi iyice kafa karıştırmayalım. Tamam çocuklar, çıkabilirsiniz siz, çıkın. Tamam hocam. Ya dikkat edin. Tamam. Efendim anlaşıldı. Bize müsaade ederseniz biz bir değerlendirelim durumu. Hocam. Siz ne görüyorsunuz? Elif Hanım okulu ne hale getirdiniz görüyor musunuz? Okulu bu hale ben getirmedim. Baykaralar getirdi. Öyle mi? Baykaralar hep buradaydı ama bizim böyle sıkıntılarımız yoktu. Zeynep'in gözündeki tek bir umut ışığına bile katlanamıyorlar. Bunların nasıl insanlar olduklarını görmüyor musun Özlem? Yapma. Neyi yapmayayım? Öğrenciler okulda yok.
Veliler okul basıyor. Okulun önünde saldırılar oluyor. Normal mi bu? Ha? Farkında değil misin? Ben bunların hesabını kime soracağımın farkındayım. Hanımlar, bir müsaade eder misiniz bize artık? Elif Hanım, önce bir şey sormak istiyorum size. Kolunuza ne oldu? Ben ufak bir kaza geçirdim aracımla. Peki. İddialar hakkındaki savunmanızı hemen alalım. Savunmam hazır müfettiş bey. Merhaba. Merhaba. Ben oğlunuz Umut'un öğretmeniyim. Hoca hanım gidin buradan. Hanımefendi bir konuşsaydık önce. Ne oluyor, kim gelmiş? Oğlan öğretmeni geldi. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Bakın lütfen. Oğlum gelmeyecek bir daha okula. Beyefendi ama bir dinleseydiniz. Elif hocam. Umut. Hocam kolunuza ne oldu? Önemli bir şey değil. Ben babanla konuşmaya çalıştım ama. Hocam boşuna uğraşmayın. Sizinle konuşmazlar. Korkarlar. Baykaralar mı tehdit etti? Onların adamları geldi. Tek tek konuştular herkesle. Hocam ben yarın bir şekilde geleceğim. Hocam babam gel. Esma. Emir abi, ya ben ne yapacağımı bilemedim, sana haber verdim. İyi yaptın. Okula müfettiş gelmiş. Bütün gün öğrencilerle falan görüşmüş. Hatta sonra Elif Hoca ile de görüşmüş. Ama galiba çok iyi geçmedi. Sonra Elif Hoca çıktı gitti. Emir Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Orhan Bey. Bu Elif Hoca'nın sınıfındaki öğrencilerin velileri. Sorun çıkarmış bugün. Sormayın Emir Bey, biz de müfettiş beyle tam da onu konuşuyorduk. Müfettiş Bey? Fahri Tuncer. Merhabalar Fahri Bey, ben de Emir Baykara. Emir Bey buyurun, ayakta kaldınız, lütfen oturun. Efendim, Emir Bey kasabamızın önde gelenlerindendir. Üstelik okulumuza da çok destek olmuş bir beyefendidir. Konu ben değilim. Sizin için de önemli olan Elif Hanım ve öğrencileridir diye sanıyorum. Elbette. Fahri Bey, size nasıl lanse edildi bilmiyorum ama Elif Hanım öğrencileri için canını vermeye hazır, gözü kara, idealist bir öğretmen. Bütün bu hadiseler de sınıfında ders çalışması gereken bir genç kızın zorla evlendirilmesinden kaynaklanıyor. Ancak Zeynep şikayetinde o kız o dilekçeye ailesinin zoruyla imza attı. Anlıyorum. Okulun en başarılı öğrencisi okuldan alınıp zorla kocasının evine kapatılırken bir tek Elif Hanım bunu engellemek için savaş verdi. Hal böyle olunca buna ceza değil ödül vermek gerek değil mi? Zaten soruşturmalar sadece ceza için değil, aklanmak için de gereklidir Emir Bey. Ne güzel dediniz. Söylediklerinizi dikkate alacağımdan emin olabilirsiniz. Sağ olun. Benim gitmem gerekiyor. Ben sizi geçireyim. Gerek yok Orhan Bey, sağ olun. Siz benimle değil, öğrencilerinizle ilgilenin. İyi günler. Anladım Orhan Bey. Tamam. Benim durumdan haberim yoktu. Size de. Sen yine benim arkamdan iş mi çevirdin Macide Hanım? Sen benden habersiz kardeşinle birlik olursan ben de oğlumu kendim korurum. Ben de Volkan'ı korumaya çalışıyorum. Yahu zaten kadının başında soruşturma var. İyi işte, bu da tuzu biberi olur. Macide. Ben bulduğum her yerden bastırıyorum zaten. Biraz bana güven. Oğlun da sen de azıcık sabırlı olun. Ya senin hiçbir sözüne güvenilmez mi? Bilip bilmeden konuşma. Çocukların okula girmesini engellemişsin. Ben engellemedim. Yine aynı yerdeyiz. Yine o yapar, sen bakarsın. Uzatma Emir, uzatma. Zaten bizim anlaşmamızda diğer öğrencilerle ilgili bir şey yoktu.
Öğretmenle ders çekecek kızı. Gönder dedin, gönderdin. Odasında tek kalacak dedin, kaldı. Daha ne? Bana bak. Benimle akıl oyunları oynama. Mutlaka yenilirsin. Hallet bu işi. Beni bir dinlesen. Ya sen benim başıma bela mısın? Davut. Emir Bey. Kapına kadar gelmiş bir öğretmenle böyle mi konuşuyorsun? Emir Bey. Şimdi bir sus da Hoca Hanım'ı dinle. Siz öyle diyorsanız tamamdır. Çok iyiliğiniz dokundu bize. Hoca Hanım. Bu Baykaralar'ın adamları sınıftaki bütün öğrencilerin evlerini tek tek gezmişler. Size de kızını okula gönderme demişler. Evet, oldu öyle bir şey. Bakın. Bunlar Zeynep'in bütün hayallerini elinden alıp eve kapatmaya çalışıyorlar. Aynısını senin kızına yapsalar izin verir misin? Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Bu çocukların hepsi bizim. Ben Zeynep için nasıl uğraşıyorsam inanın kapı kapı tek tek dolaşırım, diğer çocuklar için de uğraşırım. Ama eğer hep beraber uğraşırsak bunlar silinip giderler. Davut Bey, gel sen de pes etme. Tamamdır hocam. Sözüm söz. Yarın kendi ellerimle getireceğim Nurcan'ı. Davut Efendi, eğer yoluna taş koyacak birisi olursa bana haber ver. Tamam Emir Bey. Sağ olasın. Hadi sen gir içeri. Çok teşekkürler Davut Bey. İyi günler. Ne diye koştur koştur bu halde buraya kadar geliyorsun? Bütün sınıfı boşaltmışlar. Ne yapsaydım, durup beklese miydim? Ne olursa olsun. Görmedin mi ne kadar tehlikeli olduklarını? Emir tamam, ben kendimi koruyabilirim. Hı, belli oluyor. Bu da gereksiz bir şey zaten. Herkese de dert oldu. Dur. Çıkaracağım. Onu anladık. Alo müdür bey. Tamam, hemen geliyorum okula. Soruşturma için mi? Sonucu bildireceklermiş. Geleyim mi ben de? Yok. Yani gerek yok, ben çıkınca haber veririm zaten sana. Elif Hoca. Ne olursa olsun haklısın. Biliyorsun değil mi? Götürüyorum işte seni okula. Volkan, ne oluyor? Gitmek istemiyor okula. Ya olmaz dedim, öğretmeni beklemesin. Aferin oğlum, götür tabii. Hem annenin neler yaptığını da görmüş olursun. Valla ben bela çıkmasın diye uğraşıyorum, tek isteğim. Hadi yürü, hadi gel. Volkan, ne olur Volkan. Hadi güzelim, hadi gel. Ah, Macide. Doğukan çok fena, ateşi var. Bir doktor mu çağırsak? Leyla'cığım, öyle verandada soğukta sabaha kadar oturursa tabii fena olur. Ay okula da gidemez şimdi o. Geri kalır yavrum, yazık. Of Macide, of. Bununla bile alay mı ediyorsun? Ayıp, ayıp. Ben kendim arar, çağırırım. Elif'ciğim seni bekliyorlar. Good luck şekerim. Artık istediğin kadar ders yapabilirsin. Hocam da bana aitsin çünkü. Gel. Değilim. Senin bana yaptığında kimse kimseye ait olmaz. Öyle mi? Nerede yaşıyorsun sen? Zaten aramızda bundan başka bir sürü bağ var. Usludur. Hocam. İyisin. Vallahi öğrencilik günden pes etmeye kalktı ama olmaz dedim yani. Ayıp. Kendi ellerimle getirdim, kıymetini bil. Zeynep iyi misin? Cevap versene hocana. Kötü bir şey mi oldu? Hayır hocam. Dün çok yoruldum. İyi hadi siz dersinizi yapın. Ben çıkışta burada bekliyorum.
Hadi gel canım. Seninle konuşacaklarım var Zeynep. Ay Elifciğim. Ay en zor veda bu olsa gerek tabii. En gözde öğrencim ya. Ne vedası? Ay sen söylememiş miydin? Ben kırdım resim. Hocam. Hocam ne vedası, bir şey söylemeyecek misiniz? Biliyorsun ben bir soruşturmadan geçiyordum. Kovdular mı sizi? Öğretmenlikten değil ama buradan yapamazlar. Hocam yapamazlar, haksızlık bu. Pes edemezsiniz. Ben pes etmeyeceğim ki. Nerede olursam olayım. Hocam ben ne yapacağım? Bana bir söz vereceksin. Asla pes etmeyeceğine, umudunu kaybetmeyeceğine, derslerine çalışacağına, çok çalışacağına. Bunları benim için yapabilir misin? Hocam, hocam ne olur gitmeyin. Keşke elimden gelebilse Zeynep ama ben de bazı kararlara saygı duymak zorundayım. Hocam.